Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim, yuvarlanıp gidiyoruz. Bugünkü köşemizde özgüven konusunu ele almak istedim. Onun üzerine birazcık konuşmak istedim. Uzmanlı olduğum bir alan değil. Bu konuda benim de zaman zaman eksikliklerim var. Ben de bazen başka videoları açıp bir şeyler öğrenmeye, kendimi geliştirmek adına bir şeyler almaya çalışıyorum ama bildiklerimin size faydalı olacağını düşünüyorum. En azından size birazcık rehber olacaktır diye öngörüyorum. Değerli dostlarım ben okuduğum kitaplardan, edindiğim bilgilerden gördüğüm kadarıyla benim tanıdığım özgüveni en yüksek insan Mustafa Kemal Atatürk'tü. İngiliz zırhlıları boğaza demirlemişken bütün toplar saraya nişanlanmışken o sırada paşam şimdi ne olacak sorusuna geldikleri gibi giderler cevabını vermek gerçekten de büyük bir özgüven istiyordu. Ve o özgüven o kişide vardı ve söylediğini yaptı. Peki Atatürk bunu boş beleş böyle artistik olsun diye mi söyledi? Elbette hayır askeri dehası, siyasi dehası, dünyanın gidişatı vesaire bütün bunlardan yola çıkarak böyle bir söz söyleyebildi. Evet bu tarihi bir bilgiydi. Yakın tarihten örnek vereyim size. Sizi bilmiyorum ama ben koyu bir Beşiktaşlıyım. Geçen sene, geçen sene şampiyon olduğumuz sene Sergen Yalçın bir maçtan önce karşı takımın teknik direktörüne bir atar yaptı. Tuttu dedi ki daha maça 4-5 gün var tuttu dedi ki e, karşı takımın Teknik direktörü kendi maçını bırakıp bizimle ilgili konuşuyor. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Cumartesi günü göreceğiz ne olacağını. Öyle konuşmakla olmuyor. Sahada olur bu işler diyerek adam tarihi bir röportaj verdi. Yani fut Türk futbol tarihinde böyle bir meydan okumanın örneği yok. Hiçbir teknik direktör oynanmamış maçtan önce karşı teknik direktörü böyle bir meydan okumadı. İlk defa Sergen Yalçın yaptı bunu. Bu tam bir özgüvenin karşılığıdır. Sergen Yalçın orada boş beleş haykırmadı aslında. Futbol bilgisi güvendi. Karşı takımı analiz etti belki de ve onlara bakarak böyle bir şey söyledi ve hakikaten de o maç 6-0 mı 7-0 mı ne bitti. Aslında Sergen Yalçın o maça 2-0 önde başladı. Özgüveniyle zaten karşı takımı bir baskı altına alarak başladı ve başarıya ulaştı. Peki dostlar, özgüven nedir? Özgüven bizim kendimizle tanıştığımız günden itibaren yaptığımız birikimlerin toplamıdır aslında. Yani bunu bir banka hesabı olarak düşünebilirsiniz. Banka hesabınızda ne kadar artı hane varsa kendimizi o kadar iyi hissederiz. Ne kadar aşağıdaysa o kadar kötü oluruz değil mi? Birikimlerimizin toplamıdır özgüven. O zaman bizim birikimlerimiz ne olmalı? E tabii ki olumlamalar. Olumlama olmalı. Girdiğim bir deneme sınavında dikkatimi hemen başarısızlığa vermemeliyim. Başarıya vermeliyim. Yani ben 40 soruda... 25 doğru yaptıysam 15 yanlışa kızmadan önce önce bir 25'i gör. Onu bir bilinç altına kaydet. Yani evet başardım bak 25 tane yaptım. 15'i de düzelteceğim. En kötü ihtimalle başarısızlığı şöyle yorumla. Az başarılı. Yani başarısızlık kavramını zihninden çıkarmalısın. Eğer sen başarısızlığı sürekli bilinçaltına kodlarsan, içindeki ses sana sürekli sen zaten başaramayacaksın, sen zaten yapamayacaksın, sen zaten geç kalmıştın gibi sürekli seni e, modunu düşürecek, seni aşağıya çekecek, seni yanlış yönlendirecek böyle tepkiler oluşturacaktır sende. Dolayısıyla bizim özgüven kazanabilmemiz için ee, öncelikle olumlama yapmayı öğrenmeliyiz. Yani yaptığımız işlerin iyi kısmına odaklanmayı öğrenmeliyiz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela tarla. Tarla ne bilir ki kendisine ne ekiliyor? Bilmez değil mi? Tarlaya sen ne ekersen tarla onu sana verecektir. Dolayısıyla bilinçaltımızı da bir tarla olarak düşünecek olursak oraya iyi şeyleri ekmemiz lazım. Olumlu şeyleri ekmemiz lazım ama bu şu anlama gelmesin. Yani bazı insanlar var. Sadece düşünce gücüyle her şeyi başarabileceğine inanıyor. Yok öyle bir dünya. Emek gerekiyor. Ne bileyim, çalışmak gerekiyor, hırs gerekiyor vesaire. Ama zaten benim bu sözlerim yan gelip yatanlara değil. Çalışıp Kendini yine de kötü hisseden bir türlü başaramıyorum diyen niye olmuyor niye geç oluyor niye geç ilerliyor diyenlere yan gelip yatanlara zaten bu sözlerin bir faydası olmaz. Dolayısıyla biz bilinçaltımızı bir tarla olarak düşünecek olursak o tarlaya sürekli artı tohumları ekmemiz lazım ki bize dönüş yapsın. Değerli dostlarım bilinçaltımız evet bizden birazcık bağımsız gibidir ama bilinçaltımız kendisine ne ekildiğini sorgulamaz. Yani sen ona iyi şeyleri ekersen bilinçaltın seni iyi o yönde etkiler. Sen ona kötü şeyleri ekersen bilinçaltın seni kötü yönde etkiler. Dolayısıyla bilinçaltımızı bu anlamda bir tarla olarak düşünüp hep iyi yanları görerek hareket etmemiz lazım. Sonrasında, <laughs> affedersiniz, kötü yanlar içinde çözümler üreteceğiz elbette. Bir kitapta okumuştum çok doğuşuma gitmişti. Bilinçaltının Gücü diye bir kitap. Tavsiye de ederim okuyun mutlaka. Bilinçaltı şakayı kaldırmaz. Çok hoşuma gitmişti bu söz. Yani bilinçaltı şakayı kaldırmaz. Ne demek bu? Şaka bile olsa bu işler hep gelir beni bulur zaten dememelisin. Yani <laughs> bunu dediğin zaman bilinçaltı bunu kaydediyor. Yani şakadan anlamıyor. Ben espri yapmıştım falan. Cık, kabul etmiyor. Dolayısıyla bizim sürekli iyi yanları görüp iyi yanları geliştirmeye çalışmamız lazım. Şöyle ki Başarı ya da başarısızlık kaydı bizim elimizde ve bilinçaltı bu kaydı sorgulamıyor. O zaman çok minicik hata, komik başarılarını bile hemen iyi bir şeymiş gibi oraya kaydetmen gerekecek. Evet değerli dostlarım. Şimdi bu özgüven, özgüven duygusu Kendimize e, olumlamalar yapmak vesaire. Bunlarla ilgili daha bir sürü şey anlatılabilir. Ama özet geçmek istiyorum. Çok da fazla uzatmayacağım bu konuyu. Hani bir tek sen mi biliyorsun bunları da diyebilirsiniz. Dediğim gibi bu konuda bir uzmanlığım yok. Yani sadece kendi tecrübelerim, yaşadıklarım, gördüklerim vesaire. Bunlardan yola çıkarak sizlerle bir bilgi alışverişi yapmak istiyorum. Şimdi biz zihnimize bir kere başarısızlık diye bir şey yok kavramını yerleştirmemiz lazım. Birincisi bu. Başarısızlık diye bir durum yok. Az başarı var. Yani eğer orada da kendimizi kötü hissettiğimiz bir durum varsa az başarı var diyoruz. En kötü ihtimalle. Başarıya odaklanıyoruz. Yapabildiklerimize odaklanıyoruz. Bak şunu başardım, bunu başardım. Artıları banka hesabına sürekli biriktiriyoruz. Ve göreceksiniz bu özgüven. Önceki videolarımda anlattıklarımla da birleşince karşımıza başarı kaçınılmaz olarak gelecektir. Evet bekle bizi üniversite, bekle bizi meslek, başaracağız diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.